Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı yazısının bir kısmında iktidara servet tepkisinde bulunarak çukura düşüyoruz uyarısında bulundu. Dilipak kaleme aldığı Kadisiye'den sonra ne oldu başlıklı yazısının bir kısmında isim vermeden AK Parti'ye yönelik göndermelerde bulundu. Abdurrahman Dilipan yazısının ilgili kısmı şu şekilde. Bağdat'ta zafer kazandık, Bağdat'ta birbirimize düştük ve Bağdat'ta yenildik. Kadisiye'yi anlamadan bugünü anlamamız kolay olmayacak tarih tekerrür ediyor ve tekrar tekrar aynı çukura düşüyoruz. Servet ve iktidarı siz yönetemiyorsanız o sizi yönetir. Kim Allah indinde makamını görmek istiyorsa kendini neyle meşgul ediyorsa ona baksın.'' kendi sözlerine, işlerine, çevresinde toplananlara baksın. Dikkat edelim, şeytan iş adamı, bürokrat ve politikacıyla kurar kendi üçgenini. Bir kere işler tersine gitmeye başlamışsa, eğer her türlü haram edinimlerinizden sıyrılıp tövbe etmezseniz, Allah sizin ipinizi bırakır. Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşmaya başlarsınız. Siz Allah'ın ipini bırakırsanız, Allah da sizin ipinizi bırakır. Yardım ettiklerinizi ve yardım aldıklarınızı kendi başınıza bela eder.'' Haksızlık karşısında susanlar da içlerindeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden zarar görür ve o ateş onları da yakar. Kurtuluşu erenlerden olmak istiyorsanız sizi Allah'tan uzaklaştıran söz, iş, para, makam ve dostlarınızdan uzaklaşın. İşi ehline verin, adaletten ayrılmayın. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı durun. Adil şahitler olun, haksızlıklar karşısında susanlardan olmayın.'' İstişare ve şuradan ayrılmayın dedi.